mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. 17 Ağustos'ta büyük kayıplar veren, büyük acılar yaşayan izleyicilerimiz de ekran ekran başındalar. Bunu anlıyorum. Ateş düştüğü yeri yakar dedik ya, ateşin düştüğü yeri yakması durumunun bu 17 Ağustos meselesiyle de çok yakından ilgili olduğunu söylüyorlar gönderdikleri mesajlarda. Dile kolay 18 binin üzerinde can yitirildi sevgili izleyenler. 50 bine yakın can ölümle yaşam arasında saatlerce belki de enkaz altında kalarak gitti geldi. Dolayısıyla bugün beklenen Büyük Marmara depreminin nasıl yaşanacağı, buna dair senaryoların nasıl hazırlandığı, ön hazırlıkların nasıl yapıldığı, afet yönetiminin ilk aşaması olan risk azaltma çalışmalarının nedenli ilerlediği tabii ki bizim merceğimiz altında. Bizim derken bütün hepimizin, vatandaşların. Çünkü biz yaşayacağız bunu. Sadece Marmara'da yaşayanları da ilgilendirmeyecek üstelik büyük Marmara depremi ülkenin ekonomisine vurması beklenen büyük eee darbeyle bütün ülkeyi etkileyecek. Dolayısıyla zaten ülkemizin pek çok bölgesi deprem bölgesi olduğu için, zaten ülkemiz deprem ülkesi olduğu için hani bugün Marmara'dan bahsediyoruz belki yıkımının en büyük olacağı bölge olduğunu düşündüğümüzden ama yarın bir gün başka bir yerden de Allah korusun bahsetmek zorunda kalabiliriz. O yüzden takip edeceğiz. Mercekle takip eder gibi yakından detaylı riskler azaltılıyor mu? Ön hazırlıklar yapılıyor mu? Takip edeceğiz. Bunun için ne yapılması gerektiği ile ilgili de biraz okumak lazım. Biraz uzman dinlemek lazım. Farklı farklı uzmanlardan bilgi edinmek lazım diye düşünüyorum. Ekran başındaki izleyicilerimiz pek çok konuda mesaj gönderiyorlar. Hemen hatırlatalım ne değişti başlığını attık. Ruhi Bey bir mesaj göndermiş. Açlık sadece midenin boş kalmasından ibaret değildir. Bir ihtiyacı ertelemek, sofrana canının istediğini koyamamak, çocuklarına asgari düzeyde bile olsa istediklerini alamamak en büyük açlıktır. Açlık sınırı nasıl belirleniyor bilmiyorum ama doğru hesaplanmadığını biliyorum. Ne değişti de sanki güzel günler yaşıyoruz gibi anlatılıyor yapılacaklar. Millete açlık sınırının çok altında milletçe açlık sınırının çok altında değil miyiz? Hala diye sormuş madem açlıktan yoksulluktan bahsettiniz sevgili izleyenimiz ilerleyen dakikalarda e, yoksulluk konusundaki saha çalışmaları yıllardır devam eden ve bu anlamda son zamanda CHP çatısı altında çalışmaya başlayan Hacer Fogo'nun burada olacağını özellikle okulların açılmasına çok az zaman kala çocuklarımızın açlığının, çocuklarımızın yoksunluğunun ya da yoksulluğunun nelere yol açtığını sahadaki gözlemlerinin ne olduğunu kendisine sorma fırsatımız olacak. Hadi gelin biraz havadan bahsedelim. Ee, az evvel de söyledim. Hava ile ilgili aşırı sıcak diyeceğim bugün. Aşırı sıcak diyeceğim bölgelerde de aynı zamanda orman yangını riskinin e, yüksek olduğundan bahsedeceğim. Zaten haritama baktığınız zaman doğusu tamamen sıcaklığa dair uyarılarla kıpkırmızı olmuş durumda. Yağışlı hava ise hem Doğu Karadeniz kıyısında hem de Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif geçiş şeklinde kendini göstereceğe benziyor. Bir de aşırı sıcağa dair uyarıları tabii ki yurdun en batısı için tekrarlamalıyız. Özellikle Edirne, Çanakkale gibi yani yurdun en batısı derken Marmara'nın da batısı, Ege'nin de kıyısı, Akdeniz'in de en batısı olacak şekilde yurda batısından gelen giren bir aşırı sıcak sistem var. Dolayısıyla mesela... Edirne'de Tekirdağ'da 35 derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçülüyor. İstanbul'a yaklaştıkça bu 30 derece seviyesine düşüyor ama yine de gün ortasında hissedilen sıcaklık 35'i bulacaktır söylemedi demeyin. Ege bölgesinin kıyıları iç kesimleri yine çok sıcak 35-40 dereceler arasında ölçülüyor ve daha fazla hissediliyor. Bugün gün ortasında Ege'de e, kuzeyden esecek rüzgar zaman zaman saatteki hızını 40 kilometre ve üzerine çıkaracak. Dolayısıyla e, bu kuvvetli kuzeyli rüzgarlar geçtiğimiz yıl olduğu gibi e, yine yangına uygun bir zemin oluşturabilir en ufak bir alevin büyük bir yangına dönüşmesine sebep olabilir o yüzden lütfen çok dikkatli olalım hızlıca yarının haritasını görebilir miyiz? Bakıyoruz yarın yine benzer şekilde yurdun batısında en batısında aşırı sıcaklardan söz ediyor haritam. Bir de tabii ki yeni bir yağışlı havadan söz ediyor. Marmara bölgesinde, e, Batı Karadeniz'de ve Karadeniz bölgesinin genelinde etkili olacak. Yurda kuzeyinden giriş yapacak olan bu yağışlı hava detaylarını aktarırız. Yağışta, da, sıcaklıkta da, yani meteorolojiye dair normallerin ötesinde her türlü e, hadise de öyle denir meteorolojik hadise jargonu budur. Hemen altını çizeyim siz sormadan ben söyleyeyim çünkü hemen mesaj gelir tahmin edebiliyorum. Her türlü bu normallerin ötesindeki olanın dışındaki meteorolojik hadise maalesef bize can kayıpları, mal kayıpları olarak geri dönüyor. Bununla sadece biz baş etmiyoruz. Küresel iklim krizi sadece bizi etkilemiyor. Hadi gelin Avrupa kıtasına doğru gidelim. Neler yaşıyorlar bir görelim. Rekor sıcaklık artışıyla termometreler 40 dereceyi geçti. Avrupa'daki kavurucu hava kuraklığı da beraberinde getirdi. Nehirlerde su seviyeleri azaldı. İngiltere'de sıcak hava dalgası sonrası aniden bastıran kuvvetli yağış sel ve su baskınlarına sebep oldu. İngiltere tarihinin en sıcak ve kurak yazlarından birini yaşıyor. Ülkenin güney, orta ve doğu bölgelerinde kuraklık ilan edildi. Hükümet iklim değişikliğine karşı önlem almak için baskı altındayken tüm dünya etkilen iklim krizi bu kez de kuvvetli yağışlarla kendini gösterdi. Başkent Londra dahil İngiltere'nin güneyi kuvvetli yağışlara teslim oldu. Sokaklar, caddeler, tren ve metro istasyonları başta olmak üzere birçok yeri su bastı. Araçlar yolda kaldı. Şiddetli yağışların bir diğer adresi Fransa oldu. Fırtınanın eşlik ettiği sağanak yağış Paris caddelerini su altında bıraktı. Kara ve demir yolunda ulaşım durma noktasına geldi. Bazı binaların çatılarından kopan parçalar yollara savruldu. <laughs> Fransa, İngiltere, Almanya ve daha birçok Avrupa ülkesinde kuraklık alarmı verilirken Orta Avrupa'nın en büyük nehirlerinden Erbe'de çekilen görüntüler gündem oldu. Normalde suyun altında olması gereken taşlar kuraklık yüzünden artık su üstünde. Üzerinde ise beni görürsen ağla yazıyor. Taşlara yazılan tarihler arasında 2003 2003'de var 1899'da. 2022'de bu tarihler arasındaki yerini almış oldu.